Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin büyük ünlü uyumuna uymama nedeni farklıdır diyor. Böyle bir sorumuz var bakalım. Büyük ünlü uyumu kalınlık incelik uyumudur. Şudur kuralı. Bir kelimenin ilk hecesi A, I, O veya U kalın ünlülerinden herhangi biriyle başlıyorsa sonraki heceleri de A, I, O veya U kalın ünlülerinden herhangi biriyle devam etmek zorunda. Ya da bir kelimenin ilk hecesi E, I, Ö veya Ü İnce ünlülerinden biriyle başlıyorsa, diğer heceleri de e, i, ö veya ü, ince ünlülerinden herhangi biriyle devam etmek zorunda. Burada şöyle bir kural yok, yani a'dan sonra a gelecek diye bir kural yok. A'dan sonra hepsi gelebilir, yeter ki kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelsin. Diğerleri için de aynı şey geçer. Bakalım. Dünyasına sözcüğünü çözüyorum arkadaşlar. Sözcüğün kendisi dünya, dünyası ve dünyasına. Şimdi arkadaşlar ü'den sonra a gelmiş yani sözcüğün kökü zaten büyük ünlü uyumuna uymuyor. Kalemlerin sözcüğünü çözelim. Kalem, kalemler ve kalemlerin. Arkadaşlar kalem kök a'dan sonra e gelmiş yani kalın ünlüden sonra ince ünlü gelmiş kendisi uymuyor. Bunu da geçtim. Eşyaları diyor arkadaşlarım. Eşya, eşyalar, eşyaları. Şimdi eşya kök halinde ince ünlüden sonra kalın ünlü gelmiş. Kelimenin kök hali zaten büyük ünlü uyumuna Uymuyor. Mirasımızı diyor arkadaşlar. Miras mirasımız ve mirasımızı. Şimdi miras kök gördüğünüz gibi ince ünlüden sonra kalın ünlü gelmiş. Kelimenin kendisi büyük ünlü uyumuna uymuyor. Başımızdaki sözcüğüne bakalım. Baş başımız başımızda başımızdaki Şimdi sözcüğün kökü zaten tek eceli. Daha sonra gelen ekler büyük ünlü uyumuna uyuyor. Kalın ünlü, kalın ünlü, kalın ünlü. Bu ek de uyuyor büyük ünlü uyumuna yine kalın ünlü ama ki sıfat yapan ki eki geldi bu sözcüğü büyük ünlü uyumunun dışına çıkardı. Yani diğer sözcüklerde sözcüklerin kökleri büyük ünlü uyumuna uymuyordu. Burada sadece sıfat yapan ki eki sözcüğü büyük ünlü uyumunun dışına çıkardı. Yani bunun uymama nedeni bir ek dolayısıyla bizim cevabımız da e seçeneği yani 5 numaralı sözcük olacak.